Sevgili seyirciler, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ezeli rekabetini bilmeyen yoktur. İşte bu rekabeti bir şaka malzemesi yapmak isteyen Trabzon'da bir berber, müşterilerine Fenerbahçe formalı tıraş önlüğü giydirdi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi. Nasıl yapalım saçlarını? Abi yanlarına böyle alık düzel. Oğlum abi ne dedi ya? Formada görmüyor musun? Oğlum manyak mısın ya? Ses görülürden biri bizi. Bir şey olmaz oğlum, ya. Oğlum manyak mısın ya? Zaten... Berber koltuğunda oturan müşterilerine Fenerbahçe formalı önlük giydirdi. Bu tehlikeli şakası berber dükkanında buz gibi rüzgarlar estirdi. Sana ne Fener'de? Sigarşın üstümde. Bir şey olmaz abi, öyle iyi. Niye, yakışmadı mı? Ya abi kardeşin aşkın üstümde ya. Niye? Abi ne adı Fenerbahçe? Sana ne Fenerbahçe'de? Olur mu ama böyle ya? Bir şey olmaz. La oğlum orada... Adamlar görecek bizi orada. Görsün. Hayır. Trabzon'da bir berber yarın oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi dükkanına tıraş olmaya gelen müşterilerin tepkilerini ölçmek için önlüğün önüne Fenerbahçe forması yapıştırdı. O önlük fanatik Trabzonsporlulara giydirildi. La abi ne bu? Ne olacak formada? La abi ne bu? Kız abi ne bu ya? Lazım şu an. Yok kardeşim abi ne bu? Otur tamam otur ya. Kardeşim abi. Abartma. Abi ne? Abartmasın aşağıya ya. Fenerbahçe forması kızım. Ne oldu Fenerbahçe forması? Allah abi ne yapın da ya. Tamam otur aşağıya otur. Müşteriler de üzerlerine bir anda Fenerbahçe forması giydirilince hem öfkelendi hem de şaşkına döndü. Bir müşterisi sinirlenerek tıraştan bile vazgeçti, dükkanı terk etti. Nasıl yapalım saçlarını? Abi yanlarına böyle alık düzel. Oğlum abi ne dedi ya? Formada görmüyor musun? Oğlum manyak mısın ya? Ses görülürden biri bizi. Bir şey olmaz ya. Oğlum manyak mısın? Otur aşağıya. Oğlum. Oğlum annem almayacak beni mi? Deli misin? Abi ne olur ya? Oğlum orada görebilecek bir şey olur mu? Oğlum manyak mısın? Şey oğlum öbür şey. Oğlum ne diyorsun oğlum? Dur ya. Dur ya. Dur ya. Sporun bu tatlı rekabeti üzerinden yapılan forma şakası sosyal medyanın da en çok izlenenleri arasına girdi.